Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gene güzel bir manzara içinde size çok güzel bir yemek yapacağım. Ne yapacağız? Köfte. Ama köfte mangalın kralı olacak. Mangal köfte yapacağız bugün. Bu steakhouse'lara yediğiniz köfteleri falan unutun arkadaşlar. Bu herkesin yapabileceği mükemmel bir köfte olacak. Mangalımız şimdi yakılmaya hazır. Gideceğiz, kasaptan malzeme alacağız. Ve bunun yanında bir sürpriz tarifim daha var. Unutmayın arkadaşlar, iyi köfte yapmak istiyorsanız marketlerden hazır paket içinde köfte kıymalardan almayın. İyi köftenin sırrı ilk başta alışverişten geçer. Bakalım kasabımız bize nasıl bir kıyma verecek. Yola koyulalım. Evet arkadaşlar, yine Saklan'a geldik. Dava da çekmiştik. Şimdi bize ustamız köftelik malzeme hazırlayacak. Ustam 1 kilo dana döş, tek çekim ve 200 gram kuzu döş. İkisini şöyle bir harmanlayalım. Karıştırıyoruz. Karıştır. Totalde 1 kilo 200. Arkadaşlar şu şekil oldu. Bunu sadece içine tuz atarak çok mükemmel bir köfte yapacağız. Eline sağlık ustam. Önce garnitürümüzü yapalım. Maydanozları kıyalım. Şöyle. Fazla ufak değil. Soğanı ince bir şekilde dizlerinden doğruyoruz arkadaşlar. Şöyle attık. Soğanı doğradıktan sonra bunu şöyle eziyoruz biraz. Hem maydanozla karışacak hem de soğanı birazcık ezme iyidir. Ama dikkat edin, tuzlamıyoruz sakın. Tuzlarsak suyu çıkar. Birazcık ezme, suyu çıkana kadar değil ama. Çok da ezmeyeceğiz. Hem maydanozla da harman olacak. Hem de suyu çıkmayacak arkadaşlar. Şimdi bu soğana köfteyle beraber olduğu için sumak çok iyi gider. Ben çok seviyorum. Sumağı bol atıyoruz. Miktarı size kalmış. Mükemmel garnitürümüz hazır. Şimdi köfte yapımına geçelim. Şimdi mükemmel oranda hazırladığımız kıyma hazır. Arkadaşlar şimdi aslında ben bunu sırf tuzla yapacaktım fakat içine birazcık böyle 3-4 dilim bayat ekmek ufalamayı daha doğru buldum. Aslında size bir sır vereyim. Yani birazcık bayat ekmek olması için de köfteyi daha çok yumuşak yapar. Şimdi bunu bayat ekmekleri doğradık. Ben galeta unu kesinlikle kullanmıyorum arkadaşlar. Bayat ekmek varsa kullanıyorum, yoksa hiçbir şey kullanmıyorum. Şimdi bunu ekmeklerimizi burada yapacağımız arkadaşlar size bir gene bir tüyo vereyim. Daha var ki köfte videolarımda da vardı. Bir çay bardağı suyu
kıymanın üstüne döküyorum. Tatlı kaşığıyla 1 kilo 250 gram falan geldi bu. 1-2 çeyrek tatlı kaşığı tuz atıyorum. Sakın arkadaşlar, iyi köfte yapmak istiyorsanız sakın içine yumurta kırmayın. Köfteye yumurta kırılmaz. Bizim hanımlar daha çok bunu yapıyor ama eskiden kalma kötü kıymaların tutması için, birleşmesi için, dağılmaması için önceden 70'li yıllarda yaparlardı. Hem kıymalar bozuluyordu, ceyranlar yoktu. Hep kesilir ceyranlar. Hem kıymalar bozuluyor, hem denetim yok. İçine sakatat, makatat ne varsa karıştırıyorlardı. O zaman köftenin dağılmaması için yumurta kırıyorlardı. Eski annelerimizin, teyzelerimizin alışkanlığı bu. Fakat hem eti lastik gibi yapar, hem de tadını kötü yapar. Şimdi bunu tek çekim yaptırdık. Tek çekim çektik. Güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Ben bunda kuzu eti olduğu için hiçbir baharat atmıyorum. Mangalda yapacağımız için etiniz iyiyse hiçbir baharata gerek yok. O bir bardak, bir çay bardağı yani su bu eti çok güzel yapacak arkadaşlar. Kimisi maden suyu koyuyor falan filan. Hiç öyle tariflere itibar etmeyin. Köfte yapılırken maden suyu konmaz. O da nereden çıktı? Sadece normal suyu koyarsınız. Etiniz zaten güzelse, pişirmeyi de biliyorsanız, bu size sulu bir köfte olarak geri dönecek. Arkadaşlar bakıyoruz şimdi elimizle. Bir tane yapıyorum. Bunun birazcık daha yoğrulması gerek. Devam. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu hakkını vererek yoğurduk. Hakkını vererek. Yani bu ne demek? Bayağı bir iyi yoğurduk. Şimdi yaparken elimizi ısıyoruz birazcık. Ve köftenin durumuna bakıyoruz. Birleşmiş mi? Hava alıyor mu? Şu anda bakıyoruz. Köfte tam böyle dokuları birbirine geçmiş. Hava alacak ve suyu kaçacak bir yer yok. Birazcık da bunu iri bir biçimde elimizle basıyoruz arkadaşlar. Ne kadar iri, o kadar iyi. Özellikle mangalda. Islama köfte aracı. Islama köftenin köfteleri ufak olur. Bunun özelliği o. Ekmek arasına dürüm yapıp yenir. Ama mangalda ne kadar iri, o kadar şahane arkadaşlar. Şimdi patatesin hazırlanmasına geçelim. Bugün çok ilginç bir şekilde patates pişireceğiz. Mangalda patates kızartması yapıyoruz. Bunun için patateslerimizi takriben 1-1,5 milim kalınlığında kesiyoruz. Arkadaşlar şöyle uzun bir şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde keseceğiz patateslerimizi. Patatesleri doğradıktan sonra tuzluyoruz. Bu tuzlama işini en son yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü tuzlandı, bakın çabuk sunar. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bir miktarda sıvı yağ gezdiriyoruz. Aslında sıvı yağ bol olabilir. Sıvı yağla da karıştırıyoruz. Güzelce yağlanmayan patates kalmasın. Şimdi mangalımızın başına geçebiliriz. Mangalımız hazır. Mangal yaparken altın kural, ilk yapacağımız iş
közün üstüne tuz serpilemek. Bu alev almasını engelleyecektir arkadaşlar. Yani hayret ediyorum, yılların ustaları şunu bilmiyor ya. Ve ilk önce biberlerimizi pörsüleyelim. Izgara köfte ve biber. Güzel duyuyorum arkadaşlar. Şimdi patateslerimizi bir demleyelim kızartmaya arkadaşlar. Biberlerimizi yaptık. Emin olun bunu ben de ilk defa deniyorum. Her zaman yapmak istemişimdir. Bugüne nasipmiş. Her türlü güzel olur. Patateslerimiz kızardı arkadaşlar bir tarafa da. Ben de gerçekten merak ediyorum nasıl olacak. Bence bu ateş buna fazla geldi. Şimdi bunu çevirip bir kademe yukarı koyacağız. Kes. Şöyle bakalım. Bir iki tane yanmış olabilir ama genel olarak mükemmel oldu. Hem az yağlı olan yağ da süzdü aşağıya. Mangalı tuzladığımız için alev almadı arkadaşlar. Patateslerimiz oldu arkadaşlar. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Mükemmel. Şu patatese her şey verilir. Köfte yeme patates ye. Şimdi sıra köftelerimizde arkadaşlar. Şimdi buradan mangalda köfte orta ateş sever. Fazla ateş değil. Az ateş değil. Fazla da ateş değil. Bismillah. Şöyle başlayalım köftelerimizi yerleştirmeye. Kapat. Köftelerimiz oldu. Arkadaşlar fazla kızartmıyoruz. Yine bir kızartma var ama köfte fazla pişirmeyi sevmez. Et gibi değil. Eti direktman çok kızgın ateşe atıyoruz. Mühürlüyoruz ama köfte öyle değil arkadaşlar. Bu ayar köfte için güzel. Köftelerimizden mükemmel cızırtlar geliyor. Bakın arkadaşlar, demin dediğim gibi o kadar yağ damlamasına rağmen hiçbir şekilde alev almıyor. Tabii ki bunda yapmamız gereken bir operasyon var. Muhakkak ekmeği şöyle köftelerin üstüne koyacağız. Buharını ve yağını alacak. Ekmeği çevirip her tarafın yağlanmasını bekliyoruz. Köftelerimiz oldu. Arkadaşlar suyunu kaybetmeden alacağız bunu. Bakın nasıl bir su var. Şimdi bütün güzellik burada. Biraz daha pişkin sevenler daha pişirebilir ama bence köfteler oldu. Şimdi bir sunum yapalım. Bu közde pişirdiğimiz patateslerden arkadaşlar gene diyorum hakikaten şu patates mükemmel oldu. Şu benim bahçemin biberi. Şöyle bir biber, şöyle bir biber.
soğanımızdan. Mükemmel oldu arkadaşlar. Buna bir de domates ilave edelim. Şahane olacak. Yani şöyle domateslerini de servis yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir zerpet. Mangalda etin kralı bu. Hiç sağa sola gidip de çok yüksek paralar vermenize gerek yok arkadaşlar. Birazcık çalışın. Birazcık uğraşın. Mükemmel bir ziyafet çekebilirsiniz. Hem de çok hesaplı. Bunun üstüne ben köfte tanımıyorum. Eğer takipçilerimden abi ben daha iyi yapıyorum, arkadaşım ben daha iyi yapıyorum diyen varsa mesaj atsın. Geleceğim, çekeceğim ve beraber yiyeceğiz. Buyurun. Hepiniz afiyet olsun.